Spider-Man muhtemelen çağımızın en popüler süper kahramanlarından bir tanesidir. Bugün sokağa çıkıp kime sorsanız Spider-Man'i tanıyabilir. Tanınmasının dışında bence en sevilen karakterlerden de bir tanesi. Birçok Marvel, daha doğrusu süper kahraman hayranının favori süper kahramandır Spider-Man. Tabii biz onun ne sevilmesini ne de popülerliğini konuşmak için toplandık. Bu videomuzun konusu aslında biraz daha farklı. Şöyle bir piyasaya baktım ve herhangi bir haber göremedim. İnceleyeceğim bazı filmler falan vardı ama onları da bir kenara bırakarak Spider-Man üzerine yoğunlaşmak istedim. Ve zamanında çekmeyi düşündüğüm ancak vazgeçtiğim videoyu çekmeye karar verdim. Benim kafamda Spider-Man'e dair bazı mantıksız bulduğum, saçma bulduğum şeyler var. Ve şimdi sizlere onları aktaracağım arkadaşlar. Evet, videomuzun konusu da bu aslında yani. Spider-Man karakterinde bulduğum bazı saçmalıklar. Hemen anlatmaya başlayacağım ama şunu da belirtmek istiyorum ki kardeşim zaten süper kahraman olması saçmalık, sen bunlara mı takıldın demeyin. Biraz daha geyik tarzında olacak bizim konseptimiz. Eğer tutarsa ve yani severseniz devamı da başka karakterler için gelecektir. Hazırsanız başlıyoruz. Spider-Man karakterinde bulduğum bazı saçmalıklar. Öncelikle Spider-Man'imizin Spider-Man güçlerini kazanmasından bahsedelim. Şimdi bizim Peter Parker'ımız, ergen çocuğumuz, bir örümcek tarafından ısırılıyor. Ve daha sonrasında örümcek sayesinde bazı örümcek güçleri kazanıyor. Bu örümcek güçleri neler arkadaşlar? Duvarlara yapışabilme ve daha güçlü olma. Örümcek ısırının bizim Peter'ımıza getirdiği başka bir özellik var mı Tobey Maguire Spider-Man filmi dışarısında? Hayır, yok arkadaşlar. İşte bu da bana çok saçma geliyor. Ulan madem örümcek Peter'ı ısırdı, ona kas verdi, duvara yapışma gücü verdi, farklı farklı yetenekler verdi, yani örümcek hissi falan verdi. Madem ağ atmayı da verseydi değil mi? Ama hayır arkadaşlar, diğer filmlerde ve Spider-Man'in orijinalinde böyle bir şey yok. Peter örümcek tarafından ısırıldıktan sonra diğer güçleri kazanıyor, daha sonrasında ağ atmayı kendi buluyor. Peki şöyle bir baktığımız zaman Spider-Man'in en temel gücü nedir? Elbette ki ağ atmaktır. Ama adam ağ atmayı da kendi yapıyor, yani örümcek tarafından gelmiyor. Benim de kafama şu geliyor. Madem Peter böyle bir ağ yapma gücüne sahipti, neden örümcek tarafından ısırılmayı bekledi? Neden daha önce süper kahraman olmadı, süper kahramanlık yapmadı? İşte bence bu Spider-Man karakterinde bulunan en büyük saçmalıklardan bir tanesi. Peter örümcek tarafından ısırılsa da ısırılmasa da çok çok daha öncesinde Spider-Man olabilirdi. Haksız mıyım? Yani haksızsan haksız değil. Bir sonraki maddeyi de bu maddeyle bağlayacağım arkadaşlar. Bence bir çocuğun ağ atmayı bulabilmesi de mantıklı değil. Spider-Man ağ atma makinesini yaptığında 14-15-16 yaşlarındaydı. Dünyada o kadar zeki adam var, o kadar bilim insanı var, hani Peter onlardan daha mı zeki? Hayır tabii ki de Peter zeki, evet, ama dünyanın en zeki adamı falan değil. Onlar böyle bir formül bulamamışken Peter nasıl oluyor da bir yandan ödevlerine çalışırken, bir yandan ailesiyle uğraşırken bir yandan da ağ atmayı bulabiliyor. Bence bu da mantıksız. Hatta bu zaten bana mantıksız gelmedi muhtemelen. Bu Sam Raimi'ye de mantıksız geldi. Zamanında Sam Raimi, Tobey Maguire'ın Spider-Man filmlerini çekerken iki şeye takıldı Spider-Man karakterinde. Birincisi, bir çocuk ağ atmayı o yaşlarda bulamaz, bulsaydı başkaları bulurdu diyerek. Tabii bir de örümcek madem bu adamı ısırdı bari onunla biraz daha güç versin diyerek Tobey'e bir ağ atma makinesi koymadı arkadaşlar. Tobey kendi organik ağ üretiyordu vücudunda. Ve bence bu da aslında yapılması gereken asıl mantıklı olan şeydi. Sam Raimi de kendi filmlerinde bunu yapmayı tercih etti. Bunu da geçiyorum, geleceğim bir diğer mantıksız ve saçma bulduğum şeye. O da Peter'ın, yani daha doğrusu Spider-Man'in yapışma gücü hakkında. Bunu en yakından, en detaylı bir şekilde Tobey'nin filmlerinde görmüştük. Spider-Man biliyorsunuz duvarlara yapışabiliyor, tırmanabiliyor, hani yapışkan bir özelliğe sahip. O da örümcek sayesinde. Parmağının uçlarında böyle kılcal damarlar tarzında, ya damar değil de kılcal şeyler var. Onlar sayesinde yapışabiliyor. Burada mantıksız bulduğum şey de şu. Spider-Man'in biliyorsunuz bir kostümü var. O kostümde bir eldiven bulunuyor. Hatta ayağına kadar inecek olursak ayağında kocaman bir ayakkabı bulunuyor. Amazing Spider-Man serisinde öyleydi, yani bir ayakkabısı vardı. Ayağında ayakkabı olmasına, elinde eldiven olmasına rağmen Spider-Man'imiz duvarlara yapışmaya devam ediyor arkadaşlar. Peki bu nasıl olabiliyor? Spider-Man'in yapışma gücü sadece elinde, teninde değil miydi? El ve teninde olan bu özellik nasıl oluyor da kostüme geçebiliyor? Ben bunu merak ediyorum. Tabii ki de bunun muhtemelen mantıklı bir açıklaması yok. Bu da karakterde saçma bulunan bir özellik. Muhtemelen bu arada bu saydığım şeyler arasında en çok takıldığım da budur. Daha başka ne bahsedilebilir diye düşündüğüm zaman aklıma tabii ki de Andrew ve Tobey'nin kendi kostümlerini kendi dikmesi geldi. Ancak tabii bu herkes tarafından dalga geçilen bir şeydi. Hiçbir kimse evde böyle bir kostüm dikemez falan dendi. Ondan çok da fazla bahsetmiyorum. Ama bence siz de benim gibi ikna oldunuz. Saydığım bu özellikler gerçekten mantıksız ve gerçekten düzgün bir cevap bulunamaz sorgulandığında.
Muhtemelen karakter ortaya çıkartılırken es geçilen aman boşver denilen detaylar da bunlar veya belki de fark etmediler. Tabii ki de takılmaya gerek yok. Spider-Man bizim çok sevdiğimiz bir karakter. Hatta Spider-Man'i taklit edeceğim bir detay da var arkadaşlar. Zamanında ben Spider-Man'i severken ve de izlerken karakterin ağ attığında bir şeyi fark etmiyordum. O da karakterin aslında binalara ağ atmasıydı. Ben baya baya havalara ağ atıyor zannederken Spider-Man binalara ağ atıyordu. Bu çok hoş bir detaydı. Bunun yanında Spider-Man bileğinden çıkan ağı tutuyor arkadaşlar. Bu da büyük bir gerçekçilik. Ben sadece makineden çıkan ağı tutmadan makinede kalarak sallandığını zannediyordum. Ancak Spider-Man önce ağı atıyor, sonra eliyle tutuyor, tuttuğu ağ ile beraber sallanıyor. Bu da benim sonradan öğrendiğimde gerçekten hoş bulduğum bir detaydı. Yani saçmalıklar olduğu kadar güzel detaylar da var. Spider-Man'i çok seviyoruz zaten, sorgulamaya gerek yok. Ancak böyle bir video çekmek ve irdelemek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.